Çilek abla var. Çocukların hepsi tanıyor onları. Tabii. Biz niye tanımıyoruz? Tanımazsınız. Çok özel bir palyaçodur o. Peki o zaman palyaço çilekten dans dışında başka şeyler de öğrendin mi? Mesela? Çok komik, balon şişirmeyi beceremiyor biliyor musun? Peki balon şişirmeyi de öğrendin mi? Öğrendim tabii. Hadi bakalım görelim
zaman. Hadi şişir bakalım, şişir. Tamam, hadi şişir. Tamam. Evet. Hadi şişir. Ama bakalım. Yalnız şişirirken çocuklar hep beraber hoppa diyoruz. Tamam, tamam arkadaşlar hadi. Da bizimle hadi. Birlikte söyler. Hadi. Hoppa. 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 Gerçekten ben sana söylemiştim. Hayır, bir daha deneyelim. Peki, bir daha deneyelim. Çocuklar kuvvetli, inanarak söylüyorsunuz. Hadi tamam hoppa. Kuvvetli hadi. Söylüyorum. Hoppa. 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 Hayır olmadı, yine becerebilmiştim. Nerelere gitti balonu? Boş ver, boş ver. Gel, o balonu arama sen. Bende balon çok. Bir tane daha hadi şişirin bakalım. Tamam. Şişirsinler mi çocuklar? Şişirelim hadi şişirin arkadaşlar. Bakalım. Hadi şişir, bakalım. Şişir, tamam. Şişir. Hadi bakalım. Hadi hoppa diyoruz hadi. Hep beraber. Hoppa. 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 Hep beraber. Hoppa. Aa uçtu uçtu balon uçtu. Gördünüz mü? Evet. Bir kere daha deneyebilir miyim palyaço maliyeti? Bu balon kirlendi. Bunu kullanamayız. Aa evet yere düştü onu tekrar. Bunu hemen atıyoruz. Tekrar ağzını başka balon var mı bakalım? Aa evet başka bir sürü balonu balon var. Çok. Bir sürü. Hadi çocuklar bakalım. Beni niye seviyor? Niye seviyor? Balonlarım var. Aa tabii. Evet balonları ya. Çok sever tabii. Çocuklar. Hadi bakalım tekrar başlıyoruz. Hadi. Hoppa. 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 Ama tabii prensesler, özellikle Pamuk Prenses çok narin olduğu için evet. O balonu şişiremedi. Balonu şişiremedi. Peki Palyaço Maviş bir şey sormak istiyorum. Yani Palyaço Çilek sana öğretirken balonu şişirmeye başladığında hemen ilk seferinde şişirebildin mi? Hala şişiremiyorum, görmüyor musunuz? O zaman ne yapmak lazım? Başaramadığımız şeyler için acaba üzerinde biraz çalışmak mı gerekiyor, ne dersin? Mutlaka. Mutlaka. Buna ne diyorlar? Ne diyorlardı tıkır Azmin mıkır? Elinden? Hiçbir şey kurtulamaz. Evet. Hayır, başka bir şey diyorlar bu çalışmalara. Çalışan kazanır. Aa, siz benim ne demek istediğimi anlamıyorsunuz. Bu çalışmaların bir ismi vardı, tıkır mıkır. Ha, yetenek. Çalışmaların bir ismi vardı. Egzersiz. Egzersiz. İdman da diyorlar ona. Sporda idman diyorlar. Sporda idman diyorlar. Bu tip şeylerde de egzersiz diyorlar. Doğru söylüyorsun. Ne kadar çok egzersiz yaparsak, ne kadar çok çalışırsak o kadar çabuk başarırmışız. Evet, başarı oranımız artar. Mesela ben bir tane dans öğrenmiştim. Size göstermemi ister misiniz? Aa, tabii isterim. Çok güzel bir dans. İngilizce bir çocuk şarkısı. Şimdi birçok arkadaşımız okullarında mutlaka İngilizce öğrenimde görüyorlardır. Tamam, Çilek abla yapıyordu bunu palyaçosu. Evet. Abla. Ay tamam artık Çilek ablayı bırak. Burada Pamuk Prenses var. Evet. Palyaço tıkır mıkır var. Ama kıskanırız değil mi? Evet. Evet. Şimdi ne diyordum? Okullarda İngilizce öğrenim görüyor arkadaşlarımız. Anaokullarında da artık var İngilizce öğretim. Değil mi çocuklar? Var değil tabii, mi? Tabii. Evet var. Şimdi bu İngilizce çocuk şarkısı vücudumuzun hareketleriyle ilgili. Sahi mi? Evet, bu da beden egzersizi. Ne kadar güzel. Ama bir tek şartla bu dansı size gösterebilirim. Neymiş şartın? Bütün arkadaşlarımız katılacaklar. Tabii. Tamam. Katılacağız değil mi çocuklar? Evet oturdukları yerde tamam. Hepsi ayağa kalkacaklar. Kalkıyoruz. Hadi bakalım. Bravo. Hadi herkes ayağa. Evet. Şöyle yan yana geliyoruz. Evet. Dansımızın ismi neydi? Hoki Koki dansı. Tamam. Çok güzel bir dans. İlk önce sol elleri uzatalım bakalım. Right on in, you're right on out, in, out, in, out, you're shaking.
Beceriksiz diyorsunuz. Aranızda konuşuyorsunuz, ben duyuyorum. Hayır. Hayır, hayır demiyoruz. Hadi lütfen. Hadi ne olur ya. Peki bu numaraları yaparsan bir daha bana beceriksiz demek yok. Tamam, demeyeceğiz. Söz veriyoruz. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Evet, evet, söz veriyoruz. Sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Hoppa. Çok güzel bir kutu. Ya. Onun içi malzemeyle mi dolu? Bunun içinde mesela bir tane kutum var, bakın. Tabii. Ne güzel, güzel. Bu kutu Magic Box. Magic Box. Sihirli kutu. Sihirli kutu. Tabii. Bu kutuma hokus pokus yaptığım zaman neler oluyor? Neler oluyor bakalım. Hadi önce bakalım. Bir açalım hadi bakalım, bakalım kutumuzu. Boş. İki boş. Boş. Evet, boş. Evet, boş. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu kutumu kapatıyorum. Evet. Hep beraber yalnız. Hep beraber hokus pokus diyeceğiz. Bizim de mi dememiz gerekiyor? Tabii. Peki, hadi bakalım. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç. Hokus pokus. Ne otuzu? Otuzu nereden çıkardın? Ay bilmiyorum, öyle birdenbire. Ağzından kaldı. Çocukları da şaşırtıyorsunuz. Ay peki tamam, bir kere daha. Bir daha. Tamam. Hadi bakalım. Hep beraber. Hokus pokus. 39. Tamam. Açıyorum. Bak şimdi gene kendinize çıkardınız. Başka numaram var mı var peki? Tabii, var tabii. Başka numarası da var mı? Ne numarası var acaba? Bilmiyorum. Bir tane daha. Kutudan bir şeyler çıkıyor. Size zaten bir tane daha numara yapacağım. Başka evet. Numaram yok. Bakın bakalım bu ne renk? Beyaz. Çocuklar ne renk bu? Beyaz. Tabii beyaz. Şimdi bunu gene hokus pokus, abrakadabra diyerekten avucumun içinde kaybedeceğim. Hoppa bakıyoruz. Hop. 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 Hop.
Kaybedebilecek mi sence? Barbara! Kadabra! Hokus! Hokus! Hop! Burnum düştü. Olur. Evet. Ne renk oldu bilin bakalım. Kırmızı. Evet, kırmızı. Başka renk mi kalmadı? Sırf kırmızı mı? Sarı. Ne çocuklar? Ne renk var? Sarı. Sarı. Onlar bakıyoruz. Mavi diyorlar. Hadi. Hokus pokus. Aa! Aa, yumurta! Yumurta! Ayrıca yumurta sağlığa çok yararlı bir yiyecek. Kalsiyum varmış içinde. Neyin vardı? Kalsiyum, protein, sütün, yumurtanın, bir de et de vardı galiba. Bir dakika evet. Yalnız, tıkır mıkır prensesim. Yumurta sağlığa faydalı ama... İllüzyonistlerin yumurtaları değil. Değil çocuklar ya. Pekala, başka numaran yok mu? Bu kadar yeter. Herhalde bana bundan sonra artık beceriksiz demezsiniz. Yok, demeyiz. Hiç beceriksiz der miyiz? Yani der miyiz dedi. Bakın burnumu da kaybediyorum. Hoppa bakın şimdi dikkat. Ah nerede? Ya. Seni tebrik ediyorum Palyaço Maviş. Rica ederim prensesim. Evet ben de tebrik ediyorum. Rica ederim. Bundan sonra söz verdiniz çocuklara. Bir daha bana beceriksiz demek yok. Kesinlikle. Burnumu takıyorum. Kesinlikle beceriksiz demek yok. Bak şimdi. Yine aynısını yaptılar. Ben peki inanmıyorum. Ya. Ben zaten bu kadın kısmına pek inanmıyorum. Sen neler söylüyorsun Palyaço? Söz veriyorlar tutmuyorlar. Yalan mı? Ama sadece kadın kısmına mı mahsus söz verip tutmamak? Bazı insanlar verdikleri sözü tutmuyorlar. Evet. Bak şimdi. Neden hemen bize kızıyorsun? Çocuklara konuşuyorum o zaman. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Verdiğimiz sözü tutacağız. Tamam mı? Tamam mı? Ha, bravo. Şimdi biraz çocuklar galiba dans etmek istiyorlar. Öyle mi arkadaşlar? Evet öyle hissediyorum. Hep birlikte bir dans edelim mi? Edelim. Çok hareketli bir parçamız var. Nasıl güzel bir dans anlatamam size. Tamam. Çılgınca eğlenebiliriz. Herkes ayağa kalksın bakalım. Hadi herkes ayağa. Çok ama güzel. Biz seni takip etmemiz lazım. Tamam ben yapmadım. Hadi to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround, we'll all be singing this song. I got to push pineapple, shake the tree. I got to push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down until the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got to thank you.
yapınca, egzersiz yapınca... Başarılı olabiliyoruz. Evet. Şimdi size bir çalışmamdan daha söz etmek istiyorum. Sahi mi ya? Evet, ben haberiniz yok ama bir süredir kukla oynatmaya çalışıyorum. Aa, sahi mi söylüyorsun? Evet, biliyorsunuz arkadaşlar, kuklalar aslında konuşamazlar kendi kendilerine. Evet. Neden söyle? Çünkü onlar cansızdırlar. Evet. Tıkır mıkır bildi. Aa, neden gülüyorsun, dalga geçiyorsun tıkır mıkırla? Arkadaşlarımız da bildiler. Ama ben bir şey duyduydum. Ne duymuştun? Aslında. Evet. Evrende evet. Cansız hiçbir şey yok. Felsefe yapan palyaço. Evet, bence. Arkadaşlar, işte kuklalar kendi kendilerine konuşamadıkları için ben buradaki kukla perdesinin arkasına geçeceğim. Kuklaları elime takacağım ve onları sizin için konuşturacağım. İster misiniz? İsteriz tabii, de ben önce bir bakayım. Orası bomboş. Çünkü kuklaları sakladım. Birazdan buraya gelecekler ve bizlerle konuşacaklar. Ne kadar güzel. Biz de İzlemeye o zaman... İzlemeye hazır mıyız? Hazırız. Biz hadi. De çocukların arasına gidelim. Hadi siz de çocukların arasına gidelim. Hoppa. Hadi alkışlayalım bir bakalım Pamuk Prenses'i. Evet. Hadi Pamuk Prenses ve Kukla Gösterisi. Ay yüzlerim. Bravo. Bravo. Gel tıkır bakalım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Evet arkadaşlar, size dediğim gibi perdenin arkasına geçiyorum. Ve kuklalarımı sizin için konuşturuyorum. Şşş, sessizce izliyoruz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Varmış bir yokmuş, yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanda çeşit çeşit hayvanlar yaşarmış. Tanıyalım onları çocuklar, hep birlikte şimdi. İster misiniz söyleyin, hayvanları sever misiniz? İsteriz, isteriz, hayvanları. Köpek havlar, kurt ulur, kurbağa zıplar, öküz otlar, aslan kükrer, tilki saklanır, horoz öter, karga uçar. Tamam mı? Devam mı? Tamam mı? Devam mı? İsteriz, isteriz, hayvanları severiz, hayvanları severiz. Eşek anırır, kedi miyavlar, ördek yüzer, leylek süzülür, maymun hoplar, at kişner, koyun meğler, yılan tıslar, kimi akıllı, kimi aptal, kimi kurnaz, kimi yavaş, kimisinde bilgelik, kimisinde bir telaş. Yaşarmış hayvanlar bu ormanda hep birlikte. Bu... Merhaba sevgili çocuklar, ben Ormanlar Kralı Aslan. Evet, mutlaka ünümü duymuşsunuzdur. Ormanlar benden sorulur. Bütün hayvanları korumaya ve onların iyiliği için çalışmaya uğraşırım. Evet evet, bir ara Hollywood'dan bana bir film teklifi gelmişti. Ve orada başrolü oynadım. Aslan Kral benim sevgili dostlarım. Hepiniz ormanıma hoş geldiniz. Sizi gördüğüm için ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz. Tabii ki sizi görür görmez problemlerinden bahsedecek değilim ama çocuklardan özellikle duyarlı olmalarını istediğim bir iki konu var. İzin verir misiniz size onları söylememi? Pekala, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili çocuklar, biliyorsunuz insanlar piknik yapmak için bazen ormanlara gidiyorlar. Ve piknik yaptıktan sonra bütün çöplerini orada bırakıp evlerine dönüyorlar. Ya da yaktıkları ateşleri söndürmeden
yine arabalarına binip uzaklaşıp gidiyorlar. Hiç düşünmüyorlar ki bu ormandaki hayvanların evleri olan ağaçlara acaba bir zarar verir miyiz bu davranışımızla? Evet, sizden duyarlı olmanızı istediğim konu bu sevgili dostlarım. Lütfen pikniğe gittiğinizde biraz daha dikkatli davranın, olur mu? Pekala. Şimdi teker teker sizi hayvan dostlarımla tanıştırmak istiyorum. İlk önce ormanımın en sevimli hayvanını buraya çağırmak istiyorum. Tahmin ediyor musunuz kim olduğunu? Pekala. Ben size en iyisi ipucu vereyim. Ne dersiniz? Evet. Daldan dala atlar zıplar. Bilebildiniz mi? Evet arkadaşlar, bir ipucu daha bilebilirim. O da çok sevdiği bir meyve vardır. Evet, muz. Muzu sever. Çerezlere bayılır. Meyvelere bayılır. Ve evet, bildiniz. Bildiniz. Maymun. Ama maymunumuzun bir ismi var, biliyor musunuz? Hep birlikte seslenelim mi ona? Ne dersiniz? Çünkü çok uzaklardaki ağaçların çok yüksek dalların da atlayıp zıpladığı için benim sesimi duyamayabilir. Evet, yardımınızı istiyorum şimdi. Hep birlikte maymun tanki manki diye bağırıyoruz. Anlaştık mı? Hazır mıyız? Haydi bakalım. Üç dediğimde hep beraber. Bir, iki, üç. Maymun tanki manki. Aa, duymadı. Oyuna dalmıştır kesinlikle. Hadi bir kez daha. Hazır mıyız? Bir, iki ve üç. Maymun tanki manki. İşte geldim. İşte geldim sevgili kralım, buradayım. Evet, ağaçların dallarından dallarına atlaya atlaya, zıplaya zıplaya buraya kadar koştum ve geldim. Sizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Beni mi çağırmışsınız efendim? Evet sevgili tanki manki. Seni çağırdım çünkü ormanımızı ziyarete gelen arkadaşlarımız var. Ha, nerede efendim? Ben neden göremiyorum? Durun bakayım şöyle. Ah, tam karşıda duruyorlar. Ne kadar da kalabalıklar. Sevgili kralım, peki neden ormanımızı ziyarete gelmişler? Oh, tabii ki bir keşif gezisi bu. Keşif gezisi mi? O da ne demek? Yani çevreyi ve doğayı tanımak için ormanımıza ziyarete gelmişler. Ben de onlara bütün hayvan dostlarımı çağırıp teker teker tanıştıracağımı söyledim. Ve ilk önce de seninle başladım. Çünkü bu ormanın en sevimli hayvanı sensin. Aa, çok teşekkür ederim sevgili kralım. Ben de kollarımı sallaya 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 geldim. Tanki manki. Efendim sevgili kralım. Senden garip bir koku alıyorum tanki manki. Aa, öyle mi? Bilmem, ben hiç farkında değilim. Oh sevgili tanki manki, sen çok kötü kokuyorsun. Ha, kötü mü kokuyorum? Ama neden olabilir ki acaba? Acaba kötü bir şeyin üstüne basmış olabilir miyim sevgili kralım? Hayır tanki manki. Bu daha çok bir of. Ölü balık gibi kokuyorsun tanki manki. Ben buna daha fazla dayanamayacağım. Üzgünüm, gitmek zorundayım. Arkadaşlar hoşça kalın, hoşça kalın. Ben gidip en iyisi öyle uykumu uyuyayım. Ha, kral beni bıraktı ve gitti. Benim ne suçum var, ne hatam var? Onu kızdıracak, gücendirecek bir şey mi yaptım arkadaşlar? Neden gittim? Ah, demek korktuğum için. Ama ben kendimde hiç kötü bir koku alamıyorum ki. Her neyse. Bir tek aslan kral değil ya benimle dostluk ve arkadaşlık edecek olan. Ormanda bir sürü hayvan var. Ben en iyisi iyi kalpli kurdu çağırayım. Ne dersiniz? Gelir mi acaba? Hadi hep birlikte seslenelim. İyi kalpli kurt. Sevgili iyi kalpli kurt. Duymadı. Arkadaşlar biliyor musunuz, bu iyi kalpli kurt kötü kalpli kurdun, yani kırmızı başlıklı kızın büyük annesine zarar veren kötü kalpli kurdun uzaktan akrabası. Ama bizim ormanımızdaki kurt iyi kalpli kurt. Yani ne hayvanlara ne de insanlara zarar vermez. Şimdi bir kez daha çok kuvvetli bağırıyoruz. İyi kalpli kurt. İşte geldim. İşte geldim sevgili tanki manki. Beni mi çağırıyordun? Aa, evet sevgili iyi kalpli kurt. Hoş geldiniz. Bir kere benim için uuu der misiniz?
tabii ki. Senin için bir kere diyorum. Ah, sizi gördüğüme çok ama çok sevindim. Benimle arkadaş olmak ister misiniz? Çünkü bugün çok yalnızım. Az önce Aslan Kral'la birlikte burada sohbet ediyorduk ama birdenbire kaçtı gitti. Tabii ki seninle dost olmak isterim Tanki Mankiciğim. Çevreden kötü bir koku geliyor. Tanki Manki, sen çok kötü kokuyorsun ve ben buna dayanamayacağım. Üzgünüm sevgili arkadaşım, gitmeliyim. İyi kalpli kurt da beni bıraktı ve gitti. Ben ne yapacağım şimdi? Burada tek başıma kaldım. Ama olsun, ormanda daha bir sürü hayvan var. Ben en iyisi... Kimi çağırayım? Evet, çocukların çok sevdiği bir çizgi film kahramanı. Evet, bizim ormanımıza yerleşti. Daffy Duck. Evet arkadaşlar, hep birlikte Daffy'yi çağıralım mı, ne dersiniz? Hadi bakalım. 1, 2, 3. Daffy Duck. Daffy, Daffy, Daffy Duck. Kuak 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 kuak. İşte geldim, işte geldim. Ben Daffy Duck. Kuak 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 kuak. Ay, ne kadar kötü bir şarkı. Efendim, bir şey mi dedin Maymun Tanki Manki? Şey diyordum ki, sesin biraz garipleşmiş, soğuk su falan mı içtin terli terli? Oha. Genellikle ördeklerin sesi böyle olur. Bir kez daha şarkı söylememi ister misin? Hayır, şarkı söyleme. Sen sadece benimle arkadaş ol yeter. Arkadaş olmak mı? Tabii ki olurum. Senin hiç arkadaşın yok mu? Yani önceden vardı. Ama bir süredir hayvanlar benimle görüşmüyorlar. Aslan Kral'ın dediğine göre güya ben kötü kokuyormuşum. Aslında en son geçen baharda yıkanmıştım derede. Daha bir yıl bile olmamış. Demek bir yıldır yıkanmıyorsun Tanki Manki. Sana inanmak çok zor. Gel bakayım, bir koklayayım seni. Yapma ama. Gerçekten de Tanki Manki. Çok kötü kokuyorsun. Ben gitmeliyim. Dereme döneyim ve biraz yıkanayım. Cıbıdık 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 cıbıdık. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Daffy de beni bıraktı ve gitti. Ormandaki hayvanların hiçbiri ama hiçbiri benimle dost ve arkadaş olmak istemiyor. En iyisi şehirden gelen bir kedicik var. Onu buraya çağırmak. Evet. O bir şehirli. Daha medeni. Bunlar orman hayvanı. Evet, kedicik benimle kesinlikle dost olur. Hep birlikte sizin de tanıdığınız, sevdiğiniz kedi Sylvester'ı çağırıyoruz. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Sylvester! Kedi Sylvester! Neredesin? Miau! İşte buradayım sevgili Tanki Manki. Seni gördüğüme çok sevindim. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum sana. Ne kadar kibar bir kedi. Sevgili Sylvester, benim bir problemim var biliyor musun? Tabii ki seni dinleyebilirim. Hemen söyle, belki bir çözüm bile bulabiliriz sevgili Tanki Manki. Sevgili kedi Sylvester, derdim çok büyük. Çok ama çok yalnızım. Yalnız mısın? Ama buna inanmak çok zor. Burası koskoca bir orman ve ben de bu yüzden bu ormana göç ettim. Ta kocaman bir şehirden bavullarımı, eşyalarımı topladım ve geldim. Buradaki uzaktan akrabam olan Minnoş'un yanına. Ve yerleştim. Bu ormanda da çok mutluyum. Bir sürü arkadaşım var. Biraz şu tüylerimi yalayayım ve kendimi temizleyeyim. Temizlik dedin de benim problemim işte bu biliyor musun? Demek problemin bu. Nasıl oluyor böyle bir problem, temizlik problemi? Ben nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Ben geçtiğimiz bahardan beri yıkamıyorum.
gerçekten iğrenç kokuyorsun. Üzgünüm, daha fazla duramayacağım. Arkadaşlar, o kadar kibar olmasına rağmen kedi Sylvester da benim kötü kokuma dayanamadı. Buna bir çözüm bulmam lazım. Efendim, ne diyorsunuz? Yıkanayım mı? Of, evet, kirliyim biliyorum ve sürekli kaşınıyorum ama derenin suyu çok soğuk bu mevsimde. Hayır, girmek istemiyorum. Hayır, hayır, lütfen ısrar etmeyin. Ama bir çözüm bulmam lazım. Biraz düşünelim bakalım. Evet, kurnaz tilki. Bunu daha önce nasıl da düşünemedim. Ormandaki bütün hayvanlardan daha zekidir. Hemen kurnaz tilkiyi çağırıyorum. Kurnaz tilki. Kurnaz tilki. Benim adım kurnaz tilki. Kandırırım ben herkesi. Benim adım kurnaz tilki. Burnum uzun, keskin, sivri. Görünce kocaman peyniri. Ağzımın suyu akıverdi. Kurnazlıklar beliriverdi. Kurnazlıklar beliriverdi. Yeah. Benim adım kurnaz tilki. Kandırırım ben herkesi. Benim adım kurnaz tilki. Sevgili kurnaz tilki, geldiğinize çok sevindim. Çok işiniz olduğunu da biliyorum ama benim bir problemim var. Nedir problemin sevgili Tanki Manki? Problem gerçekten de çok büyük. Sen bir çöp kovasından daha kötü kokuyorsun. Sevgili kurnaz tilki, lütfen bana bir yol göster. Pekala. Önce benim bir ihtiyacım var. Onu görürsen o zaman sana yol gösteririm. Sana yardım etmemi mi istiyorsun? Evet, lütfen mümkünse. Pekala. Ne istiyorsun? Bak, benim çok çok değerli bir sopam var, biliyor musun? Yoksa sihirli bir sopa mı bu? Öyle de denebilir. Ve onu derenin kenarında unuttum. Onu buraya getirirsen belki senin sorununu o sihirli sopayla çözebiliriz. Bu çok iyi fikir. Demek sihirli bir sopa. Pekala sevgili kurnaz tilki. Hemen gidip size onu getiriyorum. Burası çok dik bir yokuş. İmdat. İşte böyle olacağı belliydi. Benim adım kurnaz tilki. Lütfen beni tutar mısın? Hızla yuvarlanıyorum. Dereye doğru. İmdat. Evet sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi işte onu kandırdım. Bu ormanda benden daha akıllı bir hayvan yoktur. Şimdi şıpıdık 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 derede yıkanıyor. Ve bakalım çıktığında maymun Tanki Manki'yi tanıyabilecek misiniz? Ne dersiniz? Birlikte bekleyelim mi buraya gelmesini? Yoksa herkes evine mi gitmek ister? Tabii ki beklemeye değer. Haydi bakalım. İşte görünüyor. Hayır, çıkmak istemiyorum. Çok utanıyorum. Sevgili Tanki Manki, gel bakalım. Uzat elini, seni şöyle yukarı çekeyim. Çok güzel olmuşsun. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın, aslında bizim maymun Tanki Manki'miz bembeyaz bir maymunmuş. Yıkanınca yüzü gözü açıldı. Şimdi peki ormandaki hayvanlar benimle dost olmak ister mi? Tabii ki. İstersen hemen bir müzik çalalım. Bakalım hepsi koşa koşa buraya gelecekler mi? Ve seni kokladıktan sonra burada kalıp dansa devam edecekler mi? Haydi bakalım. Eğlenelim, dans edelim, hayvanları sevelim. Eğlenelim, dans edelim, hayvanları sevelim. Tavuk, yumurta, inek süt verir, köpek bizi korur, kedi evde uyur. Tavuk, yumurta, inek süt verir, köpek bizi korur, kedi evde uyur. Eğlenelim, dans edelim, hayvanları sevelim. Eğlenelim, dans edelim, hayvanları sevelim. Tavuk, yumurta, inek süt verir, köpek bizi korur, kedi evde uyur. Tavuk, yumurta, İnek süt verir, köpek bizi korur, kedi evde uyur. Eğlenelim, dans
hayvanları sevelim. Eğlenelim, dans edelim, hayvanları sevelim.